Teşekkür ederiz. Evet, açılışımıza geçmeden önce konuşmalarını yapmak üzere Ergin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gaye Akcan'ı kürsüye arz ediyorum. Yalnız bunlar benden uzun, gel gel. Şunu indir aşağı, ben böyle uzun boylu değil, minnoş bir hanımım. Ay bunu çıkarayım ya. Zaten izin verdiler galiba, değil mi? Artık her şeyi çıkarabiliriz diye. Sayın Vali Yardımcım, Doktor Hüseyin Can, Sayın Silivri Belediye Başkanım Volkan Yılmaz, Müdürüm Levent Yazıcı, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm Zekeriya Artar ve sevgili Silivri halkı, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz ve Elginka'nın kıymetli aile toplumumuzun mensupları diyeyim, daha doğru olur. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ümahan Elginkan Anadolu Temel Atma, pardon, Anadolu Okulu'na karıştırdım, tekrar okuyacağım. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Ümahan Elginkan Anaokulu Temel Atma Töreni'ne hoş geldiniz. Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak şahsım, vakfımız ve Elginkan topluluğu adına saygı ile hepinizi selamlıyorum. Elginkan Vakfı olarak gönül verdiğimiz eğitim yolunu aydınlatacak yeni bir ışık yakmaktan ve bunu sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ebedi Başkanımız merhum Hüseyin Ekrem Elginkan, beyefendinin 1985 yılında almış olduğu kararla kurulan Elginkan Vakfımız, Elginkan Topluluğu şirketlerinden elde edilecek gelirlerle Türk insanının eğitimine, kültürel gelişimine katkı sağlamayı ilke edilmiş ve hedeflediği doğrultuda istikrarla yol almıştır. Bugün bizler bu ulvi hedefin devamını sağlayacak yeni bir adım için bir aradayız. 1994 yılında Manisa'da Ümmühan Elginkan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi açılışı ile başlayan eğitim yolculuğumuzda Kocaeli Ahmet Elginkan Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'ni, İstanbul Teknik Üniversitesi Ekrem Elginkan Lisesi'ni, İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'ni, Ümraniye Elginkan Vakfı ana sınıfları binasını, İstanbul Maltepe'de Eca Elginkan Anadolu Lisesi'ni, İstanbul Küçükyalı'da Eca Elginkan İlkokulu'nu, İstanbul Göztepe'de Ümmühan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu'nu ve yemekhane binasını inşaatı ve tüm donanımlarıyla tamamlanarak eğitim ve öğretime hazır şekilde çocuklarımıza, gençlerimize armağan edip önemli yollar kat ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" sözünü benimseyerek sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla Hüseyin Cahit Elginkan spor salonunda 2013 yılında İstanbul Maltepe'de hayata geçirdik. Elginkan Vakfı'nın tüm mesleki teknik eğitim merkezlerinde 1994 yılından günümüze 485 bin kişi, yüze yakın konuda geliştirme ve uyum kursları, seminerler ile eğitimlerimizden ücretsiz olarak yararlanmıştır. Elginkan Vakfı tarafından verilen Türk Kültürü Araştırma Ödülleri, Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü ve gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayları ile pek çok bilim insanımızın çalışmaları desteklenmiştir. Merhum başkanımızın hayata bakış açısı, eğitime ve sanata verdiği önem bizlere
onun kıymetli amaçlarını gerçekleştirmemiz konusunda sonsuz bir azim ve güç vermektedir. Temeline attığımız her bir eğitim kurumu ile merhum başkanımızın aziz hatırasına sevgi ve saygımızı yenilemekten sonsuz mutluluk duyuyoruz. Ulu önderimizin çok sevdiğim bir cümlesini sizlerle paylaşmak isterim. Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. Erginkan Vakfı'nın en temel amacı aydınlığa açılan bu pencerenin ebedi olması ve fayda sağlamasıdır. Vakfımızca inşa edilecek anaokulumuzun temel atma törenine teşriflerinden dolayı İstanbul Vali Yardımcısı aydınlığa açılan bu yolda önemli bir katkı sağlayarak anaokulumuzun arazisini Erginkan Vakfı'na tahsis eden Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz Beyefendi'ye, Silivri Belediye Meclis üyelerine ve burada bizlerle olan kalben heyecanımızı ve mutluluğumuzu paylaşan herkese huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi burada biraz doğaçlama yapayım. Bence Silivri halkının Sayın Belediye Başkanımıza çok müteşekkir olmaları gerekir. Sağ olsunlar bize gösterdikleri arsaya ve buraya bir şey yapmamıza destek oldukları için ben bir kez daha kendi adıma teşekkür ediyorum. Ama kıymetini de bilin. Bu kadar genç, dinamik bir belediye başkanı az bulunur. Azıcık reklamını yapayım. Evet. Yıllarca beraber olacağımız, gençlerin yolunu aydınlatacak, geleceğe umut saçacak nice ışıklar yakmak dileğiyle burada bir isteğim var Sayın Başkan. Ben buraya bir huzur evi yapmak istiyorum. Ben Trakyalıyım. Mustafa Kemal Atatürk'ün torunuyum. Burada güzel bir huzur evi yaparsak hem buradaki insanlara bir istihdam yaratmış oluruz ve Türkiye'de olan bazı muhtaç insanları da o huzur evinde onların bakımını üstlenmeliyiz. Dünürüm, muhtar sen de bir bakıver şöyle yüz dönümlük bir yer. Yardım et belediye başkanımıza, tamam mı? Evet, bana söz veriyor musunuz huzur evi için bir yer? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, ben de hepinize sağlık ve mutlu, güzel günler diliyorum. Yüce Rabbim hepimize sağlıklı uzun ömür nasip etsin ki biz görevlerimizi layıkıyla yapalım, hayırlar işleyelim. Teşekkür ederim. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Gaye Hanımefendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'ı kürsüye arz ediyorum. Çok kıymetli Vali yardımcılarım, İl Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli kaymakamım, çok kıymetli başsavcı vekilim, rektör hocam, ilçe Milli Eğitim Müdürüm, kıymetli meclis üyelerim, siyasi partilerimizin çok kıymetli ilçe başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Ama hepsinden önemlisi bugünün öznesi olan Erginkan Vakfı'nın çok kıymetli mütevelli heyeti başkanı ve mütevelli heyet üyeleri. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle, sevgi, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.
Bugün çocuklar için, gençler için, yeni nesiller için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler, yeni nesil derken yani onun kurduğu cumhuriyeti koruyup kollayıp yaşatacak ve bu ülkeyi muasır medeniyetlerin üstüne sıçratacak o tezi gerçekleştirecek olan nesle işaret etmiştir. Ben bu vesileyle varlıklarıyla Silivri'mizi şereflendiren ve eğitim hizmetleriyle biraz önce Gaye Hanımefendi, Gaye Ablam anlattı. Eğitim hizmetlerine yapmış oldukları hayırlar, hasenatlar, bağışlarla ne kadar önemli bir aile olduklarını esasında kendileri vurguladı. Ben Gaye Hanım'ın şahsında hem Ekrem Bey'e hem Ümühan Hanım'a onlara rahmet dilerken Elginkan Vakfı'nın da bu misyonunu bir sonraki kuşaklara da aktararak sonsuza kadar esasında yaşamasını temenni ediyorum. İstanbul Valimiz bugün aramızda olacaktı. Çok kıymetli vali yardımcımız bizlerle beraber ama ben İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya ve onun çok kıymetli ekibine şehri İstanbul'a aşık bir şekilde gece gündüz demeden hizmet eden Silivri için ne zaman kapılarını çalmaya gitsek kapıların ardına kadar bize açık olduğunu gördüğümüz ve bundan büyük memnuniyet duyduğumuz Sayın sizlerin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz göreve gelmeden önce bunu anlatmak istiyorum. AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ile 5 Ocak'ta Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayken Silivri'nin tarihi, kültürü, doğasıyla bir marka kent olabilme hayali için Vali Bey'i ziyaret ettik ilçe başkanımızla. Ve ona şunu ifade ettik. İki tane köprümüz var. Biri Mimar Sinan'ın en büyük eserlerinden biri 32 Gözlü Köprü, biri de Kısa Köprü. 10 yılı aşkındır restorasyon çalışmaları bir türlü bitirilemiyor. Yarım bir şekilde duruyor. Sayın Valimiz bize hele bir 31 Mart'ı bekleyelim demedi. Seçimleri bekleyelim demedi. Hemen talimatlarını verdi ve o gün o saatte çalışmalar başladı. Bugün de inşallah çok kısa bir zaman süresince Sayın Valimizin de katılımıyla o köprülerin, o tarihin kültüre şahitlik eden köprülerin, bize miras değil emanet olan köprülerin açılışını da yapacağız. Biz Silivri'de yola çıktığımızda şunu söylemiştik. Biz ne yaparsak ne yapalım öznesinde insan olacak. Spor salonları, kültür merkezleri, anaokulları, kreşler, yüzme havuzları, kapalı spor salonları bunların hepsini yapabiliriz dedik. En nihayetinde demir, çimento, para ve mühendislik hizmetleri. Ama en önemlisi olan bu yaptığımız eserleri yaşatacak unsurun insana yatırım dedik. Çocuklarımıza yatırım dedik. Genç kardeşlerimize yatırım, yeni nesle yatırım dedik. Onun için o salonları, o yüzme havuzlarını, o kapalı spor salonlarını anlamlandıracak ve bir sonraki nesillere de o salonları içerisindeki ruhla beraber aktaracak çocuklarımıza yatırım yapacağız dedik. Devlet okulları ile özel okulların arasında açılan makası kapatmak bu Türkiye'de yaşayan herkesin, her kamu idarecisinin görevi dedik. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığımızın sırtına bırakılmayacak kadar hem ağır bir yük hem de anlamlı bir yük dedik. Onun için dedik ki biz belediye başkanı olduğumuzda Silivri'de 8. sınıfı bitiren her çocuk bir yabancı dil konuşabilecek, bir müzik aleti çalabilecek ve bir lisanslı sporcu olacak dedik. Bunu söylerken her şeyle donanımlı, kültürüyle, sanatıyla, sporla, ilimle, bilimle, fenle donatılmış bir nesil hayal ettik. O günden beri sizi çok sıkmak istemiyorum ama eğitimle alakalı yapmış olduğumuz bir takım çalışmaları hazırınla ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz rutin bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullarımızın hijyen ve temizlik malzemelerini sağlamaya devam ettik. Okula yeni başlayan her çocuğumuzun okul çantasıyla beraber okul ihtiyaçlarının içerisinde bulunduğu okul setlerini onlarla paylaştık.
Bu pandemi sürecinde 12 tane köyümüzdeki mahalle evimizi EBA erişim merkezi haline getirip evinde interneti, tableti olmayan çocuklarımıza belediyenin de eğitmenini başına koyarak o EBA erişim merkezlerini faaliyete soktuk. Bu da yetmez dedik. Evde kurs sisteminde Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatında 2. sınıftan 12. sınıfa kadar 30 bin öğrencimize ücretsiz evde kurs desteğini sağladık. Eğitimin, gençlerin, çocuklara yapılacak yatırımın siyaseti olmaz. Siyasi kimliklerimizden arınarak bu hizmetleri yapmamız gerekiyor dedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kreş ve anaokulu yapılmak üzere 4 tane kreş yerini, Sivri Belediyesi'nin belki de en kıymetli yerlerini tahsis ettik meclisimizden oy birliğiyle. 2 tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bitirildi. Bugün de burada gururla huzurlarınızda dururken bir tane anaokulunda yine Elgin Kanolling'le Silivri Belediyesi'nin işbirliğiyle yine Milli Eğitim Bakanlığımıza devredilerek 8 derslikli, çok iddialı konuşuyorum, konferans salonlarıyla, peyzajıyla, oyun salonlarıyla birçok kolejde olmayan özelliğin olacağı çok şık Elgin Kan Vakfı'nın kalitesine de yakışan bir anaokulunu Silivri'mize kazandırmış olacak. Biz bunlarla da yetinmeyeceğiz. Bu çalışmalarla da yetinmeyeceğiz. Biz çocuklarımız için, gençlerimiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi de bu makası, devlet okulları, özel okulların arasındaki makası kapatmayı kendine dert edinirken bir de şunu fark ettik. En uzak köylerdeki okulları ziyarete gittiğimde, bu arada ben belediye başkanı adayıyken hemen hemen her sabah ilk ziyaretimi Milli Eğitim Bakanlığımızın okullarına yaptım. Okul yönetimi, okul idaresi ve aile birliğiyle buluştum. Ben oya tahvil edecek gruplarla da buluşmasını bilirdim ama onlara bu size anlattıklarımı anlattım. Bizim fayans, boya, inşaattan çok kütüphanelere, tiyatro salonlarına, bilgisayar odalarına, robotik kodlama atölyelerine ihtiyacımız olduğunu anlattım onlara. İnşaatların bir şekilde yapılabileceğini ama proje ürettikleri takdirde Silivri Belediyesi olarak hep ama hep yanlarında olacağımı söyledim. İşte o köy okullarına gittiğimizde maalesef ki o köy okullarımızla ilçe merkezimizdeki okulların arasında da bir makasın olduğunu fark ettik. O zaman şöyle bir kampanya başlattık. Kütüphanesi olmayan, tiyatro salonu olmayan, bilgisayar odası olmayan köy okulu kalmayacak dedik. 12 köy okulumuza çizmeleri giydik, bismillah dedik. Yine hayırsever iş insanlarıyla, sponsorlarıyla bugün itibariyle 6 köy okulumuzda bilgisayar odalarını, kütüphanelerini, tiyatro salonlarını ve iç dış boyaları olmak üzere tüm çevre düzenlemelerini bitirdik. Halihazırda 2 tanesine başladık, 2 tanesi devam ediyor. Bu yılın sonunda inşallah 12 tane köy okulumuzun kütüphanesi, bilgisayar odası, tiyatro salonları yapılmış olarak hizmete verecek. Bu arada bir şeyi daha fark ettik. Köy okullarımızdaki tuvaletler hem fiziki olarak çocuklarımızın kullanımına uygun değil hem de hijyen standartlarını sağlamıyor. O zaman yine Gaye ablamı aradım. Dedim ki köy okullarımızdaki tuvaletlerimizin tamamını hem fiziksel hem de hijyen olarak çok güzel şartlarda tuvaletler yapmak istiyoruz dedik. Kendisi hay hay dedi. Elgin Kan Holding ve yine Kütahya Porseleni de sponsor ederek fayans kısmında, bize seramik kısmında 6 tane köy okulumuzun Silivri Belediyesi, Kütahya Porselen ve Elgin Kan Holding ECA Serel olarak bitirdik. 2 tane köy okulumuzda çalışmalarımız yine sürüyor. Bu arada ben hem İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya hem de Ali Yerlikaya, Sayın Valime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çeltik'te depremden zarar gören okulumuzun 8 derslikli okulumuzu çok kısa bir sürede, 8 ay bir kısa sürede Sayın Kaymakamımızın da yakından takibiyle, valimizle, işbirliğimizle ve bakanımızla okulumuzu bitirdik. Yatırımlarımız devam edecek, insana devam edecek, çocuğa devam edecek. Anneler, hanımefendiler hiç meraklanmasınlar. Biz burada olduğumuz sürece Silivri'deki eğitimle alakalı, sporla alakalı, sanatla alakalı, kültürle alakalı bütün projelerde ama bütün projelerde onların yanında olacağız. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Yine bir bağışçı iş insanıyla Silivri'mizde 24 derslikli
bir meslek okulunun ilçe milli eğitim müdürümüz, sayın kaymakamımız, görüşmelerimiz bittik. Vali Bey'in, vali yardımcımızın haberi var. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde de onun temeli atılmış 24 derslik bir meslek okulunda Silivri'ye kazandırmış olacağız. Ama benim bir hayalim daha var. Esasında her zaman şunu söylüyorum. Biz dezavantajlı grupların, kısık seslerin sesi olmaya devam edeceğiz. İşte Silivri'mizde engelli kardeşlerimizin eğitim göreceği bir anaokulu maalesef ki yok. Evet, engelli çocukların belki de otizmle başlayan ama ileriki yıllarda iyi bir eğitimden geçtiğinde normal sınıflarda eğitim görebilecek çocuklarımızı işte bu ön eğitimi, ana eğitimi yaptırmayarak esasında belki onların toplumun dışına itiyoruz. Onun için engelli kardeşlerimizin, dezavantajlı grupların ve onların ebeveynlerin her zaman sesi olmaya devam edeceğiz. Ben bugün burada bunun müjdesini vermeyeceğim ama çok kısa bir zamanda inşallah bir iki görüşmem var. Silivri'ye sayın kaymakamımızla da paylaştım. Yine 10 derslikli bir engelli anaokulunu Silivri'mize kazandıracağız. Bu tabii benim söylediğim söz beni bağlar. Her zaman verdiğimiz sözleri de tutmakla mükellefiz. Buyurun işte. Şimdi tabii Gaye abla biz ne zaman arasak mesela geçen gün herhalde 3000 adet bir kitap seti içerisinde Nutuk'un kare kodlu ve sesli Nutuk'un da yer aldığı bir 3000 kitap setini bizlere bağışladı. Bizler de bunları okullar açılır açılmaz Milli Eğitim Müdürümüze dağıtımını yapacağız. Geçen gün Fener köyümüze, köy muhtarımıza o akraba kontenjanından bir 30 tablet gitti. Bize, belediyemize 100 tablet geldi. Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelerinin bütün ihtiyaçları ne olursa olsun Gaye abla hep bizim yanımızda. Onun için iyi ki varsınız diyorum. Hem Elginkan ailesine bir kez daha rahmetle hem Ekrem Bey hem Ümmühan hanımefendiyi anmak istiyorum. Engelli okulumuzu da o zaman yer çok. Bir, evet bir kuvvetli alkış alalım o zaman. Bakın işin burası gerçekten çok önemli. Seçimden önce yine engelli çocukların aileleriyle bir yemek yemiştik. Çıkışta bir anne koluma girdi. Evladım dedi benim zihinsel engelli bir çocuğum var. Yanılmıyorsam 20'li yaşlarda. İşte 20 senedir ben ne bir misafirime çay içmeye gidebildim dedi. Ne de bir markete alışverişe gidebildim. Yani şunu ifade etti esasında amiyana tabiriyle bir pranga gibi evladım. Benim kolumda benim en büyük korkum evladımdan önce hayattan göçüp gitmek dedi. Yani bir annenin bunu ifade edebilmesi, bunu söyleyebilmesi çok zor bir durum esasında. Onun için hem ebeveynlerin o çocukları düşünmemesi, bize emanet etmesi, hem o sırada onların günlük işlerini giderebilmesi, hem de çocukların büyük bir kısmının da toplum içerisine sosyal hayata kazandırmanın konusunda bu engelli anaokulu hadisesi çok önemli. Gaye abla bize sürpriz yaptı. Onun için ben bir kez daha ben abla diyorum kendisine her seferinde. Hem şükranlarımı sunuyorum. Hem şahsım adına, hem Silivri Belediyesi adına, hem de Silivri'de yaşayan bütün vatandaşlarım adına sizlere müteşekkirim, şükranlarımı sunuyorum. Yüce heyetinizi sevgi, saygı ve hürmetlerime selamlıyorum. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz ve değerli konuklar konuşmalarını yapmak üzere Sayın Vali Yardımcımız Hasan Hüseyin Can Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli Valim, Kaymakamım, Belediye Başkanım, Elginkan Vakfı'nın çok değerli başkanı, muhterem misafirler, bugün ilçemiz Silivri'ye önemli bir değer katacak olan güzel bir yatırımın temel atma töreni münasebetiyle bir aradayız.
Öncelikle Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'nın selam ve muhabbetlerini arz ediyorum. Kendisi, biz geçen hafta değerli hanımefendi ve belediye başkanımızla bir protokol daha imzalamıştık. O zaman özellikle bu temel atma törenine gelmeyi arzu ettiklerini ifade etmişlerdi. Ancak şartlar bazen değişebiliyor. Kendisine münhasır selamlarını arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce gerek Gaye hanımefendi, gerek belediye başkanımız Silivri ilçemizin özelinde genel olarak eğitim sahasındaki kıymetli görüşlerini dile getirdiler. Elgin Kan Vakfı Başkanımız burada bir müjde daha verdi engelli eğitim kurumu yapılması konusunda. Biz Elgin Kan Vakfı'nı ülkemizin eğitim ve kültür hayatında çok mühim hizmetlere imza atan, Türk kültürünün gelişmesi sahasında kıymetli yatırımlar icra eden bir vakıf olarak görüyoruz. Kendilerine burada özellikle teşekkürlerimi, bu vakıf sahiplerinden ahirete irtihal edenlere rahmet dileklerimi arz etmek istiyorum. Silivri ilçemize zaman zaman muhtelif vesilelerle gelip gidiyoruz resmi görevler icabı. Çok kıymetli kaymakamımız ve belediye başkanımız iki genç ikili olarak ve Gaye hanımefendi gibi bir hayırseveri de beraberlerine almak suretiyle ilçeye değer katan güzel hizmetlere imza atıyorlar. Ben bu vesileyle kendilerine huzurlarınızda valiliğimiz adına bir daha teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce de belediye başkanımızın ifade ettiği gibi, Gaye Hanım'ın ifade ettiği gibi, biz millet olarak gelişmiş uluslar içerisinde yerimizi almamız bakımından eğitim sahasında güçlü bir ekip olarak, altyapı olarak yetişmiş nitelikli nesilleri yaratmadaki çabalara katkı olarak önemli vazifelerle sorumluyuz. Dolayısıyla Silivri ilçemiz yaklaşık 30 bin örgün, 14 bin açık, 44 bin civarında öğrencisiyle, 2200 civarında öğretmeniyle, muhtelif eğitim kurumlarıyla İstanbul ilimizin güzide bir ilçesi. Bugün temelini atacağımız anaokulu da ilçemizin yaklaşık çağ nüfusu, 5 yaş çağ nüfusu itibariyle %54 civarında okullaşma oranı olan sayıyı daha yükseğe çekecek ve ilçemizdeki eğitim hizmetlerinin başlangıç noktası itibariyle anaokulundan sağlıklı bir başlangıç yapmamızı temin kapsamında oldukça faydalı bir hizmet olacaktır. Ben değerli hayırseverimize huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizde kamu hizmetlerinin ifası bakımından devletimiz muhtelif yatırımları yapmaktadır. Ancak Türkiye gelişen dinamik bir toplum olması itibarıyla özel sektörün ve hayırseverlerimizin sağlayacağı katkılarla çok daha ileri noktalara taşınmaktadır. Bu vesileyle Elgin Kan Vakfı'nın bu kıymetli bağışını biz oldukça önemsiyoruz. Geçtiğimiz hafta imzaladığımız protokolle çok daha nitelikli bir yatırıma imza atmıştık. İnşallah bunların artarak devamını da arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Ülkemizde arzu ettiğimiz seviyeye, gelişmiş büyük Türkiye seviyesine ulaşabilmemiz açısından eğitim sahamızda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Levent Müdürüm burada, kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Çağdaş, bilime açık, sorgulayan, düşünen, araştıran bir neslin yetiştirilmesi ülke olarak, ulus olarak en büyük önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Burada
rehber alacağımız ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri istikametinde eğitim faaliyetlerimizi sürdürmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkeleri de zaten bu istikamettedir. Ben bugün bu vesileyle bu temel atma törenini şereflendiren değerli misafirlerimize, hayırseverimize, burada bulunan bütün görevlilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Bu çalışmanın, bu tesisin kısa sürede hizmete girmesine olan inancımı yeniliyor. Herkese huzurlarınıza teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. Sayın Vali Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı ve değerli katılımcılar, törenimize, temel atma törenimize geçmeden evvel kurbanlarımız kesilecektir. Bu konuda duaları gerçekleştirmek üzere Sayın İlçe Müftümüz İsa Sağlam'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, kurbanımız hazır. Tekbir getirelim. Kurban kesildikten sonra duamızı yapacağız inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma rabbena ya rabbena takabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ya rabbel alamin. Ey merhametlerin en merhametlisi olan yüce Allah'ımız, şu anda Silivri'mize kazandırılan anaokulunun temel atma töreninde bulunuyoruz. Bu temel atma törenini hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Silivri Ümmühan Erginkan anaokulunu ilçemize hayırlı eyle ya Rabbi. Nasıl şu anda temel atma töreninde bir araya geldiysek, kazasız belasız bir şekilde tamamlanıp kurdelesini kesmeyi, açılışını yapmayı bizlere nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Bu okulumuzdan ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bahusus özellikle Elginkan Vakfı'ndan ahirete irtihal etmiş olan Ekrem Bey ve Ümmühan Hanımefendi olmak üzere ahirete irtihal etmiş olan tüm devlet büyüklerimize merhamet eyle, rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hayrı ilçemize kazandıran her türlü emeği geçen kullarından razı ol ya Rabbi. Bu törene uzaktan yakından teşrif eden kullarından razı ol ya Rabbi. El açan kardeşlerimizin kalplerinden geçen istek ve arzularını kendilerine hayırlı olarak nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Sayın İlçe Müftümüze teşekkür ediyoruz. Ve efendim artık Silivri Belediyesi ile Elginkan Vakfı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği
Silivri Ümmehen Elginkan Anaokulu'nun ilk harcını atmak üzere birazdan burada olacağız ve pandemi şartlarından dolayı kısıtlı katılımla gerçekleştireceğiz bu törenimizi. Bu noktada, bu bağlamda Sayın Vali Yardımcımızı, Sayın Kaymakamımızı ve Sayın Belediye Başkanımızla birlikte Erginkan Vakfı'nın çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gaye Akçen Hanımefendi ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı Beyefendi'yi de sahneye davet ediyoruz.